On the highest peaks I found the wind. Now, I let it clear my path. Selamlar dostlar, Düşük FPS oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit. Operation Wind Bastion'da oyuna eklenen iki operatörden defans olanı Kaid'in rehberini geçtiğimiz günlerde yapmıştık. Sırada ise atak operatörümüz olan Nomad var. Sanaa El Maktub yani Nomad 27 Temmuz doğumlu ve 39 yaşında. Fas'ın ünlü ve büyük şehri Marrakeş'te dünyaya gelen Nomad 1.71 boyunda ve 63 kilogram ağırlığında. 2 armor ve 2 hız seviyesine sahip bir atak operatörü olan Nomad, silahına takılı olan ve bir çeşit patlayıcı olan air cepleri kullanabilmekte. Nomad, genç yaşında Avrupa ve Kuzey Afrika'da birçok yere seyahat eden, Sahra çölünü geçebilen, Alplere tırmanabilen, Asya'nın yağmur ormanlarında gezebilen, kutup dairesinde ilerleyebilen birkaç kaşiften biridir ve becerikli bir hayatta kalma uzmanıdır. Nomad'e dair bu bilgilerden sonra her zamanki gibi hızlıca teçhizat kısmına geçersek. Birinci silah seçeneklerimiz arasında 2 adet taarruz tüfeği mevcut. İlki 44 hasar gücüne, 650 fire rate'e ve 40 mermilik bir şarjöre sahip olan AK-74. AK-74 düşük ateşleme hızına rağmen iyi hasar gücüne ve 40 mermilik yüksek kapasiteli bir şarjöre sahip. Fakat her ne kadar çok sekmese de kullanımında beni rahatsız eden bazı durumlar var. Bir şekilde bana güven vermiyor bu silah. Tabi oynadıkça bu ilerleyen süreçte değişebilir. Nomad daha çok yeni. Biz de sizin gibi alışma evresindeyiz. Eklenti olarak ECOG veya herhangi bir sight'i kullanabilirsiniz. Hangisiyle daha rahat ediyorsanız. Bilmeniz gereken şey ise bu silahın reflex sight'i diğer silahlardan biraz farklı. Clash'in SMG'si olan MP9'da kendiliğinden takılı olan sight'in aynısı. Namlu ucuna ben muzzle brake kullanıyorum. Fakat siz her şeyi denedikten sonra kendiniz karar verin. Silahlarımızda cihazımız olan air cepler takılı olduğundan maalesef kabza takma seçeneğimiz yok. Geçelim ikinci seçeneğimiz olan ARX200'e. 47 hasar gücü ve 750 ateşleme hızı yine kağıt üzerinde AK'ye göre üstün gözükse de bu silahın da kötü yanı şarjöründe sadece 20 mermisi olması. Fakat 750 ateşleme hızı çok yüksek olmadığı için 20 mermi çoğu zaman yeterince işinizi görüyor. Şu ana kadarki deneyimim ARX200'ün AK'ye göre daha iyi bir silah olduğu yönünde. Fakat dediğim gibi daha sezonumuzun yarısına dahi gelmedik ve kesin konuşmak istemiyorum. Eklenti olarak Flash Hider ve ECOG kullanıyorum. İkinci silah tercihimizde ise yine kayıtta bulunan ve efsane dürbüne sahip olan bu harika tabanca var. 7 mermilik şarjörü ve 54 hasarı çoğu zaman elimizde birinci silahlarımızda değil bununla gezmemize sebep oluyor. Fark ettiyseniz 54 dedim çünkü silahımız kayıt rehberini çektikten sonra ufak da olsa bir nerf yedi. Cihazlarımızda ise 1 adet Claymore veya 3 adet bridge charge'ımız var. Tercih oyun yapınıza göre sizin olmalı. Şimdi gelelim air ceplere. Silahımızın kenarında takılı olan bu alet sayesinde istediğimiz yere atabildiğimiz air cepler her türlü zemine yapışabilmekte. Cihaz kullanma tuşuna basıp air ceplerimizi kullanmaya, tekrar tuşa basıp silahımızı kullanmaya devam edebiliyoruz. Air cepleri kullanmaya geçtiğimizde silahımızdan namluyu tuttuğumuz yöne doğru belirgin bir sarı lazer ortaya çıkıyor ve bu epey yerimizi belli edebiliyor. Buna dikkat etmek gerek. Ayrıca air ceplerden 3 adet kullanabiliyoruz. Air cep dedik fakat bunların ne işe yaradığından bahsetmedik. Bir çeşit patlayıcı dediysem bile öldürücü herhangi bir etkiye sahip değil. Attığımız zaman yapıştığı yerde bir etki alanı oluşturuyor ve o etki alanına rakip takımdan bir oyuncu girerse ya da hali hazırda orada bulunuyorsa air ceplerimiz patlıyor ve bu patlamanın etkisiyle rakibimiz olduğu gibi yere yapışıyor. Evet, bildiğimiz geriye doğru uçuyoruz. Hatta uçtuğumuz tarafta yıkılabilen bir duvar varsa o duvar dahi parçalanıyor. Tabi bu uçma animasyonu esnasında savunmasız kalanından rakibe kolay bir yem olunuyor. Air cepleri ne gibi işlerde ve nasıl kullanabilirsiniz kısmına geçersek. Öncelikle Clash'e karşı kullanmak Clash'i çok rahat ekarte etmenizi sağlıyor. Sıkıştırdığınız ve üzerine puşlamanızı bekleyen bir rakibe atıp dengesini kaybetmesini sağlayabilirsiniz. Yine yerini bildiğiniz ve pusmuş bir rakibe atabilirsiniz. Eğer kendinize ve hareketliliğinize güveniyorsanız her ne kadar riskli olsa da çatışma esnasında dahi hızlıca atıp silahınıza geçebilirsiniz. Bunlar haricinde arkanızı savunmak adına Claymore gibi rakibin gelebileceği yere gizlice atabilirsiniz. Böylece rakibi öldüremeseniz dahi rakibin geldiği tarafın infosunu alabilirsiniz. Defuser kurulma esnasında rakibin puşlayacağı tarafa atabilir ve gelmesini engelleyebilirsiniz. Böylece defuser kurma aşaması takımınız için daha kolay bir hal alır. Defuser kurulduktan sonra defuser'ın yakınlarına bir tane atarsanız da hem rakibin defuser'a yaklaşmasını engelleyebilir, yaklaşsa dahi kolay bir kill almanıza sebep olabilirsiniz. Hatta rakip sizi son anlarda öldürse bile o düşme animasyonunun geçireceği zaman defuser çözeme işine sebep olabilir. Kim bilir. Bu ve bu gibi işlevlerde air ceplerinizi kullanabilirsiniz. Nomad her ne kadar silahları şu aşamada güven vermese bile eğer takım halinde oynuyorsanız ve iyi bir iletişime sahipsiniz çok iyi işler yapabileceğiniz ve aynı zamanda oynarken çok eğlenebileceğiniz güzel bir atak operatörü. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yayınlara herkesi bekliyoruz. Linkler aşağıda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abi bir kişi daha var sorgularda. Benim injure'u vurdunuz mu Yiğit? Aynı yerde ya birazcık sağ sık yatıyor aynı.
Uçtu. Yerde. Aman. Ya gel odaya çık. Biohazard container has been located. Resume securing the container. Hostile activity. Resume securing the container once the threat is neutralized. Secure the container. Op. Flashbang. The biohazard container has been located. Behind. Fuck. Hey. Down to one friendly. Yes, sir. Vigil. Nice. Resume securing the container once the threat is neutralized. Nice. Wow. Orada da var. Serverları pushluyorum. Burada kemer camını açtım. Tamam, tamam. Aircap patladı. Diğeri de öndeki mira camında. Öldü Rook. Op 4 last operator standing. 15 seconds to secure the container. Bakta bu sefer adam yok. Swapping mag. Orada iki kişiler hatta. Airdrop patladı. Bravo. Hay ananı. Küçük oda. Yes. Tamam, birbirlerini öldüler. Kafedeki öldüler. Benim yanımda adam var. Duyuyor. Çok güzel. Vay. Ne oluyor oğlum? Çok az canı. Şeye geçti, karşı odaya. Ben bu maçı açamam. Ben niye buradayım o zaman? Ben gidiyorum. Bitti.
Çok iyisin be. Repulsion device planted. Hostile activity. Neutralize the threat. My device is... Secure the biohazard container. Op 4, last operator standing. Mid in bathroom. Four last operator standing. Sesini boşa attım. Bu nasıl bir mekaniktir? Delireceğim ya. Okay. Airdrop planted. Şuraya girsin o zaman. Yusuf kıracak oraya. Bir tane var mı? Yok yok, C4 attı. Ha? Bomba. Duramıyorum kalanını. Ben çok tutuyorum. Or olur be. Yok ya. Ya hak. Bomba yok mu? Tamam. Nerede? Kesil kaldı. Köşede dolabın yanında. Çok az canı var. Bir yerde kamera var ama nerede? Tarafta da var. Buldum. Volker öldü. Abi. Küçük oda. Küçük oda bir daha. Bravo. Hala kontest içeride. Küçük taraf. Küçük oda taşı, tuvalet tarafı. Çok iyi.